Dolayısıyla A eşittir B'yi, yani 2 artı 3 5'leri ezberlemiş ve biliyor olabilir. Ama 3 artı 2 kaç derseniz çocuk bunu yapamaz. Geri dönüşebilirlik henüz kazanılmamıştır. Özelden özele akıl yürütme söz konusudur. Bu da şöyle açıklayabiliriz. Kahvaltısında hep sabit bir kahvaltı ediyorsa, yani yumurta, süt, peynir yiyorsa ve o gün sizde değil çocuk anneannesinde babaannesinde kaldı ve bambaşka bir şey yedi. İşte normal alıştığı yumurtayı değil de omlet yedi ve başka bir şey yedi. Kahvaltını ettin mi dediğiniz diye çocuğa sorduğunuzda yo etmedim diyebilir. Çünkü alıştığından farklı bir şey yaptığı için onu kendini yapmamış sayar. Özelden özele akıl yürütme çocuğun genellikle alıştığı şeyleri, sabit şeyleri tek yönlü düşünmesinden kaynaklanıyor. Bu dönemde, sezgisel dönemde, sembolik dönemde canlandırmacılık, animizm varken sezgisel dönemde yavaş yavaş, tabii ki olmayana, sihirlere ilgisinin de olmasıyla artifikalizm, yapaycılık dediğimiz kavram gözlendiğini söylüyor. Doğa olaylarının başka bir güç tarafından, ama tabii ki gene bir canlı tarafından yapıldığını düşünüyor. Yani işte ne bileyim, güneşin uykusu geldi, battı, o yüzden ay doğdu. Ay gitti, işte ne bileyim, ayı biri geri çekti, güneşi çıkarttı, yıldızları çıkarttı gibi. Doğa olaylarını genellikle başka bir neden sonuç ilişkisine kendi çapında oturtturmaya çalıştığı bir dönem. Somut işlem döneminde sezgisel döneminde kazanılmayan her şey kazanılmaya başlıyor. Somut işlem dönemi artık yavaş yavaş mantığın oturduğu dönem. O yüzden ilkokulun normalde olması gerektiği dönem. A eşittir B ise B eşittir A. Yani artık tersini çevirebiliyorum. Artık okuldan eve, evden okula gidebiliyorsam okuldan eve de dönebilirim. Bazı çocuklar hani yönsel olarak da artık gittiği şeyi, bir şey yaptığı zaman ters yönünü de çevirebilme somut işlemde başlıyor. Sınıfa dahil ilkesi dedim. Artık yavaş yavaş, ha bu öğrendiğim şey bu hayvanlarla ilgili, bu nesnelerle ilgili, bu arabalarla ilgili. Artık neyin kafasındaki o ilk temel dediğimiz Piaget'in kavramlarındaki şemalara oturtturma sürecinin başladığı dönem. Tümevarım parçaları kullanarak bütün yapma, ki Legoları artık daha usta kullanır, daha büyük puzzle'lar çözebilir. Yavaş yavaş hani özelden genele, parçalardan genel kuralları gidebilme, bütünü görebilme yavaş yavaş somut işlemlerde başlıyor. İlk matematik problemleri çözülüyor, somut problemler çözme ve ilk düzey sınıflama ve sıralama artık renklerine, büyüklüklerine göre, farklı özelliklere göre nesneleri sıralayabilme görüyoruz. Korunum kazanılmıştır. Yapılan deney onu gösteriyor. Aynı bardaktaki, aynı boyuttaki sıvının birini alıp uzun bardağa koyuyorsunuz. Çocuk, buradaki çocuk sezgisel dönemde uzunda daha fazla diyor. Ancak korunum kazanılan somut işler döneminde ikisinde de aynı var der. 1 kilo pamuk mu ağır, 1 kilo demir mi ağır dediğinizde artık ikisi de aynı diyebilir. Gözünün önünde sayıları koydunuz, bilyeleri dizdiniz ve tekrar bir tanesinin aralıklarını açtığınızda hangisinde daha fazla top var dediğinizde ikisi de aynı diyebilir. Yani artık korunum kazanılmıştır. Korunum dediğim gibi hacimsel, sıvı korunumu, sayı korunumu, herhangi bir şeyin göründüğünde şekil değişikliğiyle değişmeyeceğini anlamak anlamına geliyor. Odaktan uzaklaşma ya da dağılma dediğimiz ben merkezcilikten çıkışı gösteriyor. Bir olayı, bir nesneyi tek bir özelliğiyle değil, farklı özellikleriyle ele alma. Yani bu araba daha yeni. Çocuğun iki oyuncak arabası var. Ve dedi ki size bu araba daha hızlı. Ama bak bunun da kapıları açılıyor. Yani farklı özellikleri düşünebilme tek bir odaktan sapma anlamında
Ve tabii ki artık ben merkezcilikle çıkışla birlikte yavaş yavaş sosyalleşecek, empati duygusu gelişir. Yani karşındakini anlayabilme süreci, ne düşündüğünü, ne yaptığını, ne istediğini de kavrayabilme süreci başlayacak. Piaget'in son dönemi soyut işlemler dönemi 11-12 yaş ve üstünü kapsar. Ergenlik dönemiyle hemen hemen buluğ çağıyla başlayan bir dönem. Bu dönemde kendinizi yetişkin olarak düşünebilirsiniz. Piaget'e göre bu dönem artık tüme varım değil, bütünden parçaya inebilme, yeri geldiğinde tüme varım, yeri geldiğinde tümden geleni kullanabilme, soyut düşünebilme, artık hani ölüm kavramını, hayal kavramını, soyut kavramları algılayabilme, zihinden düşünebilme, üç boyutlu düşünebilme, bir şeyi görmeden canlandırıp planı kafada yapabilme, hipotetik düşünme dediğimiz bir yola giden başka alternatif yollar bulabilme. Çünkü bir matematik probleminde de tek yol yoktur. Aa, ben bu yolla buldum sonucu diyen gençlerimiz oluyor. Farklı neden sonuç ilişkileriyle kurup farklı sonuçlara ya da aynı sonuca farklı yollardan gidebilmeyi öğrenme. Yavaş yavaş evet biraz daha sosyalleşme, empati duygusuyla toplumsal bakış açılarına bakabilme başlıyor. Bu dönemde ergen ben merkezciliği yazdım. Ergen ben merkezciliği işlem öncesinde bahsettiğim ben merkezcilikten farklıdır. Ergen ben merkezciliğinde ergenin hayali seyircileri vardır. Bu biraz fiziksel görüntüyle de ilgili. Kendi bedeninde değişiklikleri olduğu için herkes bana bakıyor. Ne desem herkes bana dikkat ediyor. Ergen ben merkezciliği geçici bir dönemdir. Sadece ergenlik dönemini kapsar. Bu dönemde biraz daha hani ne diyeyim, etrafa oynar, tribünlere oynar dediğimiz kavram. Etrafındakilerin onu gözlemlediğini düşündüğü için biraz daha ergen davranışlarına dikkat eder ya da dikkat çekmek istiyorsa bunu daha da çarpıcı şekilde yapar. Bu bir çevreyle adaptasyon sürecinde gördüğümüz geçici bir dönemdir. İşlem öncesindeki gibi hani sadece kendi odaklı düşünme değil, kendini başkalarına farklı göstermek istememe çabasından kaynaklanan bir durumdur. Piaget'in 4 dönemi bu kadar. Haftaya yeni bir konuda bilişsel gelişimle yine devam edeceğiz. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar diliyorum.